Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde if'in kullanımı ile ilgili bir örnek yapacağım. Örneğimiz bir not işte vize final girilecek ve bunun ortalaması hesaplanacak ve bu ortalamaya göre bizim notumuzun harflendirme karşılığı neyse o notu ekrana yazacak. Önce 3 tane değişkene ihtiyacım var. Bir tanesi vize, bir tanesi final not için, bir tanesi de sonuç için yani ortalama için. Neden double tanımladım? Çünkü eğer not virgülü çıkarsa, çünkü biz integer'da tam sayı elde ediyorduk. Double'da ondalıklı sayılar elde ediyorduk. O yüzden double tanımladım. Önce kullanıcıdan diyorum ki bana vize notunu söylemesini. Hemen diyoruz ki vize notunu girilmesi. Ve altına gelip bu gelen notu double'a çevireceğim. O yüzden vize eşittir double parse, double nokta parse ediyoruz. Console nokta readline line dedik. Hemen bunu aynısını bir tane daha kopyalayalım. Bu sefer buraya final, buraya da final notunu istediğimiz için final yazalım. Şimdi bu gelen notları hesaplayalım. Ortalama eşittir vizenin çarpı 0,4'ünü alalım ve finalin çarpı 0,6'sını alalım. İstersek bunları paranteze alabiliriz ama gerek yok şu an için. Karışık bir işlem yok. Ortalama büyük 50 ve ortalama küçük 60 ise, hatta ortalama 50'ye de eşit olabilir dedik ve altına diyoruz ki console nokta writeline dedik ki ortalama notunuz, ortalama notunuz, daha doğrusu geçme notunuz, hatta başarı olsun, başarı notumuz CC'dir. Bunun aynısını hemen else if için yapacağım. Else if ortalama 60'a eşit olacak ve 60'tan büyük olacak. 60 ve ne olacak? 70'ten küçük ve 70'e eşit olacak. Ya 70'ten küçük olsun sadece ortalama. Ve altına yine ne yapıyorum? Konsolumu kopyalıyorum şu şekilde. Bu sefer CB olacak. Şu şekilde. Bu else'ten kopyalayalım aynı şekilde. Tekrar birkaç defa. Şimdi eğer 60'tan büyük ve 70'ten küçükse şey pardon 60'tan küçük 70'ten küçükse 60'tan büyük 70'ten küçükse CB'ydi. Bu sefer 70'ten büyük ve 80'den küçük olacak. O zaman ne olacak notu? BB. Şimdi bu sefer 85 olsun. 80 ile 85 arası olsun. Bu sefer BA ve en son olarak 90 ile hatta 85 ile 90 arası 100 arası da A olsun. C C C B B B B A A. Notlarımız da belli. 60, 70, 80, 85, 100 aralığında. Eğer hiçbiri değilse o zaman FF olacak. Ve en son olarak da ortalamamızı yazalım. Console nokta write line başarı notunuz şu şekilde yazalım. 0 virgül ortalamayı yazdıracağız buraya. Ve console.readKey. Ve console.readKey dedik. En son olarak. Şimdi programımızı çalıştıralım. Önce vize notuna girelim. 60. Sonra final notuna girelim. 80. Eğer mesela bizim notumuz virgüllü bir sayı ise, mesela
Tekrar girelim. Mesela 66 olsun ve 36 olsun. Bu kesinlikle virgülü çıkabilecek bir sayı aslında. Biz double yaptık ama burada herhangi bir virgülden sonra kaç basamak göstereceğini söylemedik. O yüzden 0, bu birinci 0 bizim ortalama yani yer tutucumuzun ismi. Ondan sonra 0.0 yani noktadan sonra yani virgülden sonra bir basamak göstermesini istedik. Tekrar çalıştıralım. 33 olsun. Hatta 77 olsun ve 47 olsun. Gördüğünüz gibi 59,0 çıktı. Mesela 2 0 isteyen virgülden sonra 2 basamak istiyorsam o zaman 1 0 daha atacağım. Ve çalıştırdığımda 77 ve 39 olsun. Gördüğünüz gibi virgülden sonra bu sefer 2 basamak verdi bana. Evet arkadaşlar, if ile ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.